Evet sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. E, bu dersimizde dünya fizik haritası üzerinde dağları, özellikle de sıra dağları sizlere tanıtmaya çalışacağız. Hepimizin bildiği gibi sıra dağlar dünya üzerinde farklı kıtalara dağılmış durumda. Dört büyük sıra dağ sisteminden sizlere bahsedeceğiz. Bu dağları yakından tanımamız birçok soruyu rahatlıkla yapmamızı sağlayacak. Çünkü dünyadaki sıra dağları bilirseniz, Dünyada heyelanların ya da çığ olaylarının fazla olduğu yerleri de bilirsiniz. Ya da kış turizm merkezlerini de bilirsiniz. Bu yüzden dünyadaki önemli dağları ve sıra dağları hep birlikte sizlerle tanıyalım. Evet öncelikle sevgili arkadaşlar Kuzey Amerika'daki sizlere kayalık dağlarından bahsetmek istiyorum. Kuzey Amerika'daki kayalık dağları hepinizin de gördüğü gibi Alaska bölgesinden Meksika'ya kadar uzanan yaklaşık 5150 km uzunluğunda bir dağ sisteminden bahsediyoruz. Yani görmüş olduğunuz gibi Meksika, Amerika ve Kanada ülkelerinin batı kıyılarında batı kıyılarında uzanan bu dağ sistemi Amerika'nın en büyük dağ silsilesini oluşturmakta. Bu bölgede Colorado Platosu, Yellowstone Milli Parkı, yine Yosemite Milli Parkı Kaliforniya dolaylarında Rocky Dağları ve Büyük Kanyon bulunmakta. Yani sevgili arkadaşlar özellikle bu kıtanın en gelişmiş ülkesi olan Amerika'nın nüfusunun da büyük bir kısmı biliyorsunuz Amerika'nın doğusunda bulunmakta. Bu zaman zaman sorularda karşımıza çıkmakta. Batısı dağlık olduğu için nüfus ve yerleşmesinden daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu sıradağdan yavaş yavaş Güney Amerika'ya geçelim. Güney Amerika'da yine dünyanın en büyük sırada sistemlerinden bir tanesi, yaklaşık 8.900 kilometreyi bulan dünyanın en uzun sırada sistemlerinden bir tanesi olan Ant Dağları'na biraz yakından bakalım. Ant Dağları, Ant Dağları sevgili arkadaşlar Venezuela'dan başlıyor, Kolombiya, Ekvator, Peru, Bolivya ve Arjantin üzerinden Patagonya'ya kadar uzanmakta. Yani bu bölgedeki 7 ülkeye biz Ant ülkeleri de demekteyiz. Güney Amerika'nın yine batı kıyılarında Ant Dağları'nın uzandığını görmekteyiz. Bu dağlar en yüksek noktası 6962 metreyle Aconcagua dediğimiz bir dağ sistemidir. Peki sevgili arkadaşlar, Güney Amerika'nın yine batı kıyılarının dağlık olduğunu, doğusunun ise yer şekillerinin sade olduğunu sizlerle paylaşalım. Yani şöyle genel olarak bakarsak Kuzey Amerika'nın batısı ve Güney Amerika'nın batısının boydan boya dağlık olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet yavaş yavaş Avrupa'ya geçelim. Avrupa'da hangi dağımız var? Sevgili arkadaşlar hepimizde görmüş olduğu gibi burada Alpler bulunuyor. Sevgili arkadaşlar Alpler Orta Avrupa'nın en yüksek dağ silsilesini oluşturmakta. Bu dağ silsilesinin İsviçre, İtalya, Fransa, Avusturya ve Almanya'nın e, topraklarının bulunduğunu bilmemiz gerekir. Çoğumuz Alpleri İsviçre'de bulunduğunu ve birçok ülkeyi kapsamadığını düşünmekteyiz. Evet Alplerin zirvesi olan Mont Blanc yaklaşık 4810 metre yüksekliğindeki Mont Blanc'ın e, İsviçre'de olduğunu bilelim. Alplerin zirvesi İsviçre'de ama e, görmüş olduğunuz gibi İtalya'da uzanan Apenin dağlarının Kuzey kısmı yine e, Avusturya'nın Avusturya bir kısmı Almanya'nın güneyindeki topraklarda e, Alp dağları bir kısmını içermekti. Yine Alp dağlarının uzantı sonan Apeninler yine e, bu bölgede bulunan Balkanlardaki Karpat dağları yine Anadolu'ya doğru uzanırsak buradaki Toros dağları ve İran üzerinden Alp dağlarının Himalayalar'a doğru uzandığını bilmeliyiz sevgili arkadaşlar. Bu coğrafya sorularında çokça karşımıza çıkmakta. Yani görmüş olduğunuz gibi Alp Himalaya kıvrım sistemi 3. jeolojik devirde oluşmuştur. Ve Türkiye'deki dağlar da bu sistem içerisinde oluşmuştur. Yani sevgili arkadaşlar Alplerden Himalayalara kadar uzanan coğrafyadaki dağlar 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Yani bir, bir nevi genç bir oluşma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Peki Alplerden bahsettik yavaş yavaş Himalaya dağlarına gelelim sevgili arkadaşlar. Himalaya dağları Asya kıtasının çatısı diye tabir ettiğimiz zirvesini dünyanın çatısı olarak bilinen noktaları barındırmakta. Burada Pakistan, Hindistan, Çin, Nepal, Bhutan gibi çeşitli ülkeler bulunmakta sevgili arkadaşlar. Yine Himalayalar'ın zirvesi olan Everest tepesi olarak bildiğimiz dünyanın en yüksek noktası yaklaşık 8850 metre buluyor sevgili arkadaşlar. Burası Nepal-Tibet sınırında olduğunu bilelim. Ama zirveye genellikle Nepal tarafından çıkılmakta. Hatta sevgili arkadaşlar Nepal buraya gelen turistlerden ciddi bir gelir elde etmekte. Himalayalar bölgesinde bakın ortada görüyorsunuz bir Tibet platosu var. Bu platonun ortalama yükseltisi 5000 metrenin mm üzerindedir. Dünyanın en yüksek platosudur. Bu bölgede yaşam oldukça zordur. Çünkü e, sizler de buranın yüksek ve dağlık olması nedeniyle çok kar yağış aldığını, sıcaklık ortalamasının düşük olduğunu, yer şekilleri dağlık olduğu için ulaşımın e, aksayabileceğini, zor olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Özellikle Himalayalar'ı unutmayalım arkadaşlar. Himalayalar güneyde Antarktika'dan kopan bir parçanın milyonlar yıl boyunca sürüklenerek Hindistan kara parçasının Asya kıtasıyla çarpışması sonucunda oluşmuştur. Şu bölgedeki çarpışmanın şiddetinden dolayı Himalayalar yüksek bir kıvrılmaya uğrayarak dünyanın çatısını oluşturmuştur sevgili arkadaşlar. Himalaya bölgesi Himalaya dağlarında tamamlayarak yavaş yavaş dünyadaki dağ sistemlerini bitirelim sevgili arkadaşlar. Sizlere tekrar etmek gerekirse coğrafya sorularında çokça karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşlar bakın. Şimdi öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi bu bölgede bulunan hangi dağlardı sevgili arkadaşlar çizmiş olduğumuz kayalık dağları. Yine Güney Amerika'ya gidersek bu bölgede bulunan sevgili arkadaşlar Ant dağları. Yine Avrupa'ya gidersek Avrupa'da birçok ülkeyi içine alan şöyle yukarıdan çizeyim daha rahat görün arkadaşlar. Alp dağları yine bu bölgede bulunan Himalaya dağları. Bunları sevgili arkadaşlar birleştirirsek Himalayaların ve Alplerin Avrupa'dan Avrupa'dan sizlerin de görmüş olduğu gibi Asya kıtasının iç kesimlerine kadar uzandığını unutmayalım. Peki dünyadaki 4 sıra dağ sistemini sizlerle paylaştık. Burada görmüş olduğunuz dağlara biz Alp Himalaya dağları diyoruz. Bu kısım daha çok Himalayalar. Himalayalar. Avrupa'daki kısım Alpler. Sevgili arkadaşlar. Yine Kuzey Amerika'da sizlerin de görmüş olduğu gibi Kayalık Dağları. Yine Güney Amerika'da ise Ant Dağları'nın olduğunu sizlerle paylaşalım sevgili arkadaşlar. Evet dünyadaki dört büyük sıradağ sistemini sizlerle paylaşmış olduk. Bazen sorularda dağların olumlu ve olumsuz özelliklerini yani insan yaşamına olumlu ve olumsuz katkıları zaman zaman soru olarak ÖSYM tarafından sorulabilmekte. Ben sevgili arkadaşlar kısaca şunu söyleyeyim. Dağların avantajı olduğu gibi dezavantajı da mutlaka vardır. Dünya nüfusunun yaklaşık %12'sinin dağlık bölgelerde yaşadığını unutmayalım. Dağlık bölgelerin avantajı olarak sevgili gençler. Şunları söyleyebiliriz. Dağlarda su kaynaklarının bol olduğunu, oksijen bakımından zengin olduğunu. Gür çayır otlaklar nedeniyle özellikle büyükbaş hayvancılığın daha fazla yapıldığını. Bunu özellikle alpler için daha çok söyleyebiliriz. İsviçre'de yemyeşil o meralarda otlayan büyükbaş hayvanları hayal edebiliyorsunuz. Özellikle Heidi çizgi filminden de hatırlarsınız. Milka ekranlarından hatırlarsınız sevgili arkadaşlar. Yine dağlık bölgelerde dağcılık yani trekking yapıldığını bilelim. Yine kış turizm merkezleri, kayak turizm merkezlerinin olduğunu unutmayalım. Mesela Türkiye'de Erciyes, Kayseri'de Erciyes, yine Bursa'da Uludağ ya da Erzurum'da Palandöken'i Örnek verebiliriz. Yine e, dağlık bölgelerde akarsular üzerinde HES'ler kurulmakta. Yine e, orman varlığı bakımından dağların daha zengin olduğunu söyleyebiliriz. Yine yüksek dağlarda aracılık gibi e, hayvancılık faaliyetlerinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ki biliyorsunuz ki Türkiye'de özellikle Rize ve Hakkari çevresinde yine Muğla civarında dağlık bölgelerde bitki çeşitliliğinin zengin olması nedeniyle aracılığın daha fazla yapıldığını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki gelelim olumsuz özelliklerine. Dağların olumsuz özellikleri nelerdir? Sevgili arkadaşlar ulaşım ve yerleşme uygun değildir. Ulaşımın aksadığını, yol yapım maliyetlerinin yükseldiğini dağlık bölgelerde hepimiz biliriz. Sanayi için uygun alanlar değildir. Yerleşim için uygun alanlar değildir. O yüzden seyrek nüfuslu yerler olduğunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Yine doğal afetler açısından riskli bölgelerdir. Çığ gibi, heyelan gibi ya da kaya düşmesi gibi olayların fazlaca yaşandığını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, kısaca Türkiye'den de bahsedelim. Türkiye bildiğiniz gibi dağların doğu batı yönüne uzandığı bir ülke olarak karşımıza çıkmakta. Ülkemizin ortalama yükseltisinin 1132 metre olduğunu bilelim. Yani bu oldukça yüksek bir ortalamadır sevgili gençler. Ortalama yükseltimizin fazla olması, özellikle batıdan doğuya doğru da bir yükseltilerin arttığını az çok birçok dersimizde sizlerle paylaşıyoruz. Peki sevgili arkadaşlar, dikkat ederseniz hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de dağların kıyıya paralel uzandığını, yani dağların denizle aynı doğrultuda uzandığını görüyoruz. Özellikle Karadeniz'de Küre Dağları'nın, yine Canik Dağları'nın Kop Mescid gibi ya da Kaçkar Dağları gibi dağların denize paralel uzanlığını görüyoruz. Yine güneyde sevgili arkadaşlar Toros Dağları'nın denize paralel uzandığını görüyoruz. Ee, yine Ege Denizi'nde ise, Ege bölgemizde ise dağlar denize dik uzanmakta. Bu nedenle sevgili arkadaşlar bu bölgede bulunan Boz, Aydın, Yunt, Madra, Menteşe Dağları'nın denize dik uzanmasından dolayı kıyının çok fazla girintili ve çıkıntılı olduğunu, parçalandığını, dolayısıyla kıyıda Koy ve körfez sayısının arttığını, doğal liman sayısının arttığını bilelim. Hatta kıta sahanlığının en e, geniş olduğu bölgemizin Ege bölgesi olduğunu unutmayalım. Peki sevgili arkadaşlar özellikle dağların uzanış biçiminden dolayı Akdeniz ve Karadeniz'de kıyı ile iç arasında ulaşım zor iken Ege'de böyle bir sorunun olmadığını görüyoruz. Karadeniz ve Akdeniz'de kıyı ilişkisinin arasında ulaşım geçitlerle sağlanırken, Ege'de böyle bir problem olduğunu görmüyoruz. Yine Akdeniz ve Karadeniz'de kıyı ilişkisinin arasında iklim farkı az iken, e, özür dilerim fazla iken Ege bölgesinde kıyı ilişkisinin arasında iklim farkının az olduğunu söyleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar Türkiye'nin dağlık ve engebeli bir ülke olduğunu e, söylemiş olduk. Dağların e, olumlu ve olumsuz özelliklerini sizlerle paylaşmış olduk. E, yine ilerleyen derslerimizde dağların daha yakından sizlerle e, tanıtmaya devam edeceğiz. Coğrafya kaderdir diyoruz. Ben Serdal Dağcı. Bir başka derste sizlerle görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.